olayla yakından uzaktan alakası yok sultanım. Belli ki birilerinin yönlendirmesiyle suçu üstüne almış. Gerekçesi de tamamen provokatif. Sizi çok sevdiğinden, hırsları olan nefretinden yaptığını söylüyor. Faili bize vererek bizi ateşin ortasına atmaya çalışıyorlar. Kesinlikle öyle sultanım. Seni ona armağan etmeme karşılık istediğim her şeyi bana verdi. Korkma Süreyya, seni asla ona vermem. Belki bir gün gitmene de izin verebilirim. Ama çocuğun bende kalacak. Oğlunu ben yetiştireceğim. Sonra da sen ne istersem onu yapacaksın Süreyya. Necat, bu iş hiç hoşuma gitmedi. Bütün vaktini ve mevkini Miloş'un Süreyya'yı sakladığı yeri bulmak için harcayacaksın. Anladın mı beni? Bağ üstüne Efendi Akbar. Hadi gidelim. Tebrikler Mustafa. Vazifem sultan. Bizden bildiğimiz Leyla'nın muhbir çıkması, Farah ve neydi adı? Zozan. Zozan'ın da bizden çıkması hayrete şayan bir durum. Ben artık hiçbir şeye şaşırmaz oğlum sultan. Zozan'ı nasıl ikna ettin? Hastane koridorunda karşılaştım. Zaten kararsızdı. İkna etmesi çok sürmedi. Rus sefirin yatağının altına yalandan bir bomba bağladık. Zozan elindeki bombayı sahibine geri götürdü. Bombanın sahiplerinden bir patlamada ölmüş olmaları lazım. Canınız biraz yanacak. Necat. Necat, bombayı yanlış yerde patlattın. Zozan denen alçağı bulup derisini yüzmek istiyorum. Az kalsın felaketimiz olacaktı. Çok mahcubum Efendi Akbar. Asıl felaket Mustafa içimize sızınca olacak. Yavaş! Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Hoş geldin. Yemek hazır mı? Ben kurt gibi açım. Hazır. Ben gidip sofrayı hazırlayayım.
Ben de yardım edeyim. Dede. Yaptığım her şey için özür dilerim. Affet beni. Önemli değil çocuğum. Geldi geçti. Siz Leyla'yla iyi olun yeter. Bundan sonra hep beraber iyi olacağız. Bana güvenin. İnşallah. Maalesef Ruslar kararlı sultanım. Konferansa kesinlikle katılmayacaklarını söylüyorlar. Bu Ruslar olup biteni anlayamayacak kadar akılsız desenize. Ama yine de bütün çabanız için size teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Gel! İngiliz sefirin söylediklerini duydun değil mi Serasker Efendi? Duydum sultanım. Ruslar konferansa katılmamakta ısrar ediyor. Yani savaş istiyorlar. Ama istediklerini alamayacaklar. Yaver! Emredin sultanım. Bana telgraf memurunu çağırın. Emredersiniz. Ejder'le buluştum ama Miloş'u göremedim. Ona Miloş'a önemli bir şey söyleyeceğimi söyledim ama... sen eve gitmiş sana ulaşırız dedi. Belli ki Miloş sana tam güvenmeden bildiği sırlara vakıf olmana izin vermeyecek. Kolay olmayacak. Ama dikkatli ve sabırlı olursak Süreyya'nın yerini öğreneceğiz. Farah. Hani senden şüphelendim ya. Affet olur mu kardeşim? Farah. Ali de buradayken. Anne. Ben geçen gün yapılan baskından ötürü hala çok tedirginim. Anneciğim tedirgin olmana gerek yok. Konuştuk seninle bunları değil mi Ali? Feriha Hanım, siz bir gazete çıkartacaktınız değil mi? Hı hı. İnşallah yakında çıkartacağız. Kuvvetli bir yazar kadrosu oluşturduk. Namık Kemal ve Ziya Paşa da gazetemizde yazmaya başlayacak. Namık Kemal ve Ziya Paşa. O zaman muhalif bir gazete olacak. Biz sultanımızla en başından konuştuk. Biz doğru bildiklerimizi yazacağız. Güzel. Bir gün uygun olduğunuz zaman Mustafa ile gazeteye uğrarsanız Namık Kemal ve Ziya Paşa ile sizi tanıştırmak isterim. İnşallah Feriha Hanım. Çar Hazretleri. Beni savaşla tehdit ediyorsun. Lakin ordun savaşa hazır değil. Üç kol ordun koleradan kırıldı. Topçu alaylarının hazırlanması için en az 6 ay gerekli. Piyadelerinin mühimmat eksiği var. Çar Hazretleri, bunların hepsinden haberim var. Bu adam bunları nasıl biliyor? Nasıl bu kadar mahremimize girebilmiş? Ordumuzun, devletimizin içine nasıl bu kadar sızmayı başarabilmiş ha? Sana son kez söylüyorum Çar Hazretleri. Sefir Pavlovich'in vurulmasını bahane edip konferanstan kaçarsan ve bize savaş açarsan emin ol. O savaşı sandığın kadar kolay kazanamazsın. Çünkü senin ordunun hakkında bildiklerim buraya yazdıklarımdan çok daha fazla.
Rus ordusunun zaaflarının hepsini biliyorum. Komutanlarını, yeteneklerini, cesaretlerini ve eksiklerini. Hepsini ama hepsini biliyorum. O yüzden gelin bu işi masada çözelim. Nasıl olur? Nasıl olur? Sultan Abdülhamit'in nasıl bir istihbaratı var ha? Ayrıca kraliçeyi nasıl yanına almış? Bütün bunların derhal araştırılmasını istiyorum. Sihirbaz değil ya bu adam. Miloş ne istiyormuş efendi Akbar? Ne mi istiyormuş? Teşkilatın başına tekrar geçmek istiyormuş. Kabul etmediniz öyle değil mi? Kabul ettim. Nişat. Miloş'un Süreyya'yı sakladığı yeri öğrenince Miloş ölmüş olacak. Bozulma Emel. Bozulma. Süreyya'm, ne yapayım söyle bana. Bir ses ver, ne yapayım? Bir yanda sen, bir yanda ömrümü feda etmek için bir lahza tereddüt etmeyeceğim devletim. Ne yapayım be Süreyya? Bu alçakları yakalamak ve binlerce kişiyi kurtarmak varken. Emin ol Süreyya'm. Allah nasip edecek ve seni bulacağım okyanus gözlüm. Canım. Sen hiç merak etme. Baba kurtaracak bizi. Sakın merak etme. Seni bulmadan, evladımın kokusunu ciğerime çekmeden ölmeyi Allah göstermesin bana. Gülüşüne kurban oldu. Lakin kimdir bu Akbar? Ne işin olur böyle bir adamla? Hiç aklım almıyor bir süre ya. Biliyorum. Yoktur senin alçaklıkla, fitneyle işin. Ah Süreyya. Ah. Nerelerdesin? Nerelerdesin? Annene söylediğim gibi seni ben yetiştireceğim. Server gibi.
kızım Leyla gibi sen Miloş'un yeni bir savaşçısı olacaksın. Rus çarı yolladığınız telgrafa sizce nasıl bir cevap verecek sultanım? Bekleyip göreceğiz Serasker Efendi. Bekleyip göreceğiz. Lakin o kadar da kolay bir lokma olmadığımızı anladı. Eğer cesareti varsa bizimle savaşabilir. Ama onda o cesaret olduğunu sanmıyorum. Gel. Moskova'dan telgraf geldi efendim. Gel. Buyurun efendim. Yapılan değerlendirmeler sonucunda tersane konferansına katılınması yönünde karar verilmiştir. Heyet yarın sabah konferansın yapılacağı salonda hazır bulunacaktır. Ruslar konferansa katılıyor. Diğer ülkelerin delegelerine haber verin. Konferans yapılacak. Baş üstüne sultan. Bugün sizinle konuştuktan sonra bazı birliklere şifreli mesaj yolladım paşam. Savaş hazırlıklarına başlamaları için. İyi düşünmüşsün bunu Redif Paşa. Gel. Paşam. Evet. Ruslar konferansa katılma kararı almışlar. Nasıl olur? Bilmiyorum paşam. Fakat sultanımızın emriyle diğer heyetlere de konferansın yapılacağı bildirildi. O kadar çok isterdim ki. Neyi? Gerçekten bir çocuğumuz olmasın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidenin velin vel ahiri. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Muhterem cemaat, bugün bu millet, bu memleket için şehit düşmüş iki büyük insanı ve bir kardeşimizi hak yoluna uğurlamak için toplandık. Onları şehit düşürmüş dahili ve harici fitne sahipleri bilmelidirler ki hiçbir zaman maksatlarına ulaşamayacaklar. Çünkü şehitlik bu milletin hak yoluna yürümek için talip olduğu en şerefli mertebedir. Bu devleti yıkacaklarını zanneden bedbahtlar dün de vardı, bugün de varlar. 100 sene belki 1000 sene sonra da olacaklar. Onlara bugün defnettiğimiz pirimin ibret verici sözleriyle seslenmek isterim. Ey gafiller! Bu millet esarete hiçbir zaman boyun eğmedi ve eğmeyecektir. Bu devleti yıkmaya kalkmayın, altında kalırsınız.
Bırakın bu devlet dünyaya hükmetsin. Hükümranlığımız altındaki topraklarda hiçbir zaman kavmiyetçilik yapmadık ve yapmayacağız. Ümmetçe Allah'ın yolunda yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Pirim, bu millet için felaket olacak bu savaşa, engel olacağım. Ve emin olun hocalarım, size bunları yapan katilleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğim. Çünkü adalet doğruluğun en büyük silahıdır. Yen. Yenme yendi. Seni bırakmamalıydım, gitmemeliydim. O şerefsizle baş başa bırakmamalıydım. Sen rahat uyun yanım. O şerefsizi öldüreceğim söz. Hadi güzelim, niye bırakma kendini? Ölen de ölünmez be. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğim. Sabırlı ol. Kalk hadi güzelim. Kalk be. Söylentilere bakılırsa sultan dün bizzat Rus çarına telgraf çekmiş. Karşılıklı telgraflaşmalar sonucu Rusya bugünkü konferansa katılma kararı almış paşam. Bu söylediğiniz doğru bile olsa Redif Paşa, konferansta uzlaşma çıkması çok zor. Zannımca savaşa oldukça heveslisiniz Sadrazam Hazretleri. Sultan Sırplarla ateşkes imzalamasaydı, şimdi Belgrad'ı geri almıştık Mithat Paşa. Gel. Arabalarınız hazır paşam. Öyleyse çıkalım. Çıkayım gideyim uğrum eline aman aman. Arzu hal vereyim yârim beyler beyine aman aman beyler beyine. Kimle? Çıkayım gideyim bir uçtan uca aman aman. Göstereyim sana canım ayrılık nice aman aman ayrılık nice. Kurbanlar kesin. Niye annem?
Aşkım. Sensiz ne yapacağım ben bu dünyada? Söyle. Söyle. Sen gittin ya. Bak. Ben şimdi de nasılsız kaldım. Mustafa abimle Ali abi kanını yerde bırakmayacağız onun dedi. Senin kanın yerde değil. Bak burada kalbimde. Sen bana güç ver ya Rabbim. Sen bana dayanma gücü ver ne olur. Yüce Çağrımızın emirlerini harfiyen yerine getireceğiz. Osmanlı'dan masa başında alabileceğimiz kadar tavizi almaya çalışacağız. Asla geri adım atmak yok. Ancak isteklerimizi masa başında alırsak savaştan vazgeçebiliriz. Bu kararlılığımızı mutlaka gösterelim. Haklısınız efendim. Öyleyse gidebiliriz. Sizleri böyle alelacele toplantıya çağırmamın önemli bir nedeni var sayın üyeler. Yüce Meclis bugüne kadar isabetli kararlar almış ve Osmanlı'yı yönlendirmede büyük rol oynamıştır. Ancak zaman zaman hatalar da yapmıştır. Efendi Akbar, ne hatası? Neden bahsediyorsunuz? Ne diyorsun sen Efendi Akbar? Sakin ol, sakin ol. Nerede hata yaptığımızı ve neden hata yaptığımızı açıklayacağım size. Yüce Meclisimiz de nadiren de olsa hata yapmıştır. Ama bu seferki hata büyük bir hata. Efendiler, malumunuz bir süre önce sizin değerli oylarınızla Miloş'u görevinden alıp Efendi Cemil'i göreve atadık. Ancak yapmış olduğumuz tahkikatlara göre almış olduğumuz bu karar biraz aceleci oldu. Bunu nasıl söylersin Efendi Akbar? Efendi Miloş hain. Efendiler sakin. Sakin. Nasıl sakin olalım? Efendi Miloş'un hain olduğunu siz söylediniz bize. Rus çarının bu konferansa katılmayı kabul etmesi hayra alamet değil Ejder. Haklısınız Yüce Efendi. Belli ki Sultan çarı ikna etmeyi başarmış. Sultan Hamid bu konularda çok mahir. Siyaset yapmayı da çok iyi biliyor. Ama bizim çıkarlarımız açısından bu konferanstan bir Osmanlı-Rus anlaşması çıkmamalı. Güzel bir planım var. Ateşkesten sonra Sırp cephesinden dönen yaralı Osmanlı askerlerinin yattığı hastaneye bomba koyacaksın Farah. Bu bombadan sonra Sultan Hamid bile savaşın önüne geçemez. İtiraz ediyorum. Miloş bu meclisin kapısından içeri giremez. O yüce meclisimize ihanet etmiştir. Geldi. Hoş geldiniz efendim Miloş. Benden mi bahsediyorsunuz efendi Halit? Efendim Miloş. Sizi tekrar burada görmek
Ne büyük bir mutluluk. Hoş geldiniz. O mutluluk bana ait. Efendi Akbar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Miloş'u istemiyoruz. Efendi Akbar hata olduğunu söylüyor. Demek gibi bildiği varmış. Efendiler. Efendi Akbar'la yapmış olduğumuz istişareler sonucunda geçirdiğimiz bu hassas günlerde Efendi Miloş'un deneyim ve tecrübelerine çok ihtiyacımız var. Yani Yüce Meclis'in menfaatleri adına ben kendi irademle görevi Efendi Miloş'a teslim etmek istiyorum. Ayrıca Efendi Miloş'un eski görevini icra etmesinde hiçbir sorun yok. Sizi temin ederim. Bana yapılan haksızlığı giderdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hayır, böyle bir şey olmaz. Tekrar oylama yapacağız. Evet, tekrar oylama yapılması lazım. Oylama olmadan... Kara! Miloş'un benden ne istediğine inanamayacaksınız. Ne istedi? Sırp cephesinden dönen gazilerin kaldığı hastaneyi patlatmamı istedi. Bir insan nasıl bu kadar vicdansız olabilir ki? Mustafa'm. O hastaneyi patlatamayacağımıza göre Miloş Farah'ın kendisine döndüğüne asla inanmayacak. Neden patlatmıyoruz ki? Patlatalım. Muhterem delegeler, 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek bu tersane konferansını başlatıyorum. Meseleleri savaşla çözmek, savaşa katılanlara hangi tarafta olurlarsa olsunlar, felaket ve acı getirmiştir. Lakin barış için çok daha az bedel ödenmektedir. Ümit ederim ki bu konferans bize savaşın değil, barışın yolunu açacaktır. Hepinizi tarihi bir mesuliyetle baş başa bırakıyor, Allah'tan kolaylıklar niyaz ediyorum. Söylüyorsun Mustafa'm. Patlatalım hastaneyi. Başka da çaremiz yok zaten. Bunu yapmazsak Süreyya'nın yerini öğrenemeyeceğiz. Bir, Sırbistan'ın bağımsızlığı kabul edilecek. İki, Karadağ'a bağımsızlık verilecek. Üç, Bulgaristan ve Bosna Hersek'e özerklik verilecek. Bu isteklerin hiçbiri kabul edilemez. Cephede yenildiniz, masada yenmeye çalışıyorsunuz. Osmanlı böyle bir şeyin altına imzasını atmaz. Biz savaşa girmedik ki yenilelim, Müştü Paşa. Savaşa girmediniz demek. Girmediniz. Güldürmeyin beni. Siz savaşa girmediyseniz 4000'e yakın subayınız,
Sırp ordusunda ne yapıyordu? Ne yapmaya çalışıyor bu Rüştü Paşa? Bu Osmanlı'nın diplomasisi mi? Düpedüz konferans alsın, biz savaşalım. Unutmayın ki Osmanlı ordusu olarak isteseydik Sırbistan'ı alabilirdik. Şimdi bizi burada yenilmiş muamelesi yapamazsınız. Efendi Miloş'un eski görevine geri dönmesine onay verenler... Onaylamayanlar... Yüce Meclis oy çokluğuyla efendim Miloş'u tekrar Yüce Meclis'in başına geçirmiştir. Hepinize teşekkür ederim. Efendi Cemil. İsteklerimiz kabul olmazsa burayı terk ederiz. Vatan topraklarının bir tek karışını bile vermeyiz. Fransız olarak bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Bu anlaşmayı imzalamaktansa savaşa hazırız. Nasıl yapacağız başkanım? Ne yapacağız şimdi? Beklediğimiz lazım. Bilmiyorum. Rüştü Paşa'nın vatansever olduğunu bilmeseydik. Rus istihbaratından emir aldığını düşüneceğim. Sultan Abdülhamit'teki akla bak, bu adamdaki kibre bak. Bunlar darbeyle geldiler. Abdülhamit şimdilik mecburen bunlara kattı. Yakında gider. Gider gitmesine de bu adam Osmanlı'yı da götürür. Ne olacak şimdi? Hayat sürprizlere gebedir Sayın Başkan. Su. Allah rızası için bir bardak su. Su uzatır mısınız? Allah size razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk asker. Geçmiş olsun. Nasıl yaralandın yiğidim? Sırp saflarına koşarken yaralandım. Neden çıktın siperden? O gece ablamdan mektup gelmişti. Hanımın öldüğünü öğrendim. Bütün gece siperde ağladım. Sabah komutanın saldırı emriyle uyandık. Gözümde sadece anam vardı. İleri atıldım. Yara yara siperleri geçiyordum. Aslında anama doğru gidiyordum. Tam anama ulaştım dediğim anda gövdemde büyük bir acı hissettim. Tek hatırladığım şey anamın oğlum. Sen daha gelme. Daha çok gençsin dedi. Hoş geldin.
Buyurun, konuşabilirsiniz Sayın Başkan. Ülkem Rusya adına şunu söylemek istiyorum. Az önce Rüştü Paşa şartlarımızı kabul etmektense savaşa hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde biz de Rusya olarak kabul edilmesini istediğimiz 4 madde üzerinde ısrarımızı sürdürmekteyiz. Ya Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlığı kabul edilir, Bulgaristan ve Bosna Hersek'e muhtariyet verilir, ya da savaşsa savaş! Osmanlı ordusu savaştan korkmaz! Rüştü Paşa bugün konferansta savaş çıkarabilmek için her şeyi yaptı. Açıkça konferansı provoke etti. Peki ya Ruslar? Onların tavrı nasıldı? Ruslar ondan daha beterdi. Savaşta bile kazanamayacakları kadar fazla şey istediler. Biz Rüştü Paşa'yla konferansa devam edersek barışı mümkün kılamayacağız Mustafa. Aklınızdaki nedir Sultan? Aklımda bir fikir var. Sultan korkak ve tedbirli olmasa Ruslar bu kadar cüretli isteklerde bulunamazlardı. Yerden göğe kadar haklısınız paşam. Ruslar savaştan korktuğumuzu bildikleri için üstümüze bu kadar geliyorlar. Bu kadar çok şey istiyorlar. Bence siz gerilimi fazlasıyla arttırdınız Rüştü Paşa. Karşınızda Osmanlı Sadrazam'ın durduğunu unutuyorsunuz Mithat Paşa. Biz bu yola birlikte çıktık Rüştü Paşa. Hedefimiz bir kanuni esasi ve dahilinde meşrutiyeti ilan etmekti. Savaşmak için değil. Osmanlı'da yeni bir yönetim biçiminin vücut bulması için bunca şeyi göze aldık. Sultan Abdülaziz'i bunun için tahttan indirdik. Şimdi bütün bunları bir tarafa bırakıp Ruslara karşı savaşmanın yollarını arıyoruz. Bence bu yol doğru bir yol değil paşalar.